Bu çocuk nasıl düştü? O günü skuterden düştü. Düştüğünü görmedim. Konu Melisa'nın anlattığı gibi değil. Ben vicdanım sızlıyor. O çocuğa yaptığı hareketi. O günü skuter olayı yoktu. Ne yaptı benim çocuğuma? Ne yaptı? Ben elime bile vurmadım. Annesi şiddet uyguluyor muydu? Arada bir üzülüyor evet. Ay. Bu bebek öldürülmüş. Seninle bu kalı yerde kalmayacağım. Kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Gaziantep'teki annesinin sevgilisinin evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal. Skuter'da düştüğünü söyledi, yüzünü falan yıkadım dedi, uyuttum bir saat sonra baktım dedi, nefes alamıyor çocuk dedi. Babası ve babasının yakınları küçük çocuğun ölümünü şüpheli buluyordu. Söylentilere göre bir sefer gelmiş, yanında işte bu sevgilisi olacak kişi güvenlik diyor, kafasını koymuş ağlıyordu, babası dedi diyor. Bu çocuk nasıl düştü? Çocuklarımla dışarıdaydım, o günü skuter'dan düştü. Eve geldik. Sonra fark ettim nefes alamadı, bilinci kayboldu. Skuter'dan düşerken gören, bilen var mı? Bizi arasınlar. Programımıza konuşan tanıklar küçük çocuğun feci şekilde şiddet gördüğünü ortaya çıkardı. Minik Meryem'in cinayete kurban gittiği şüphesi kuvvetlendi. Evde skuter'dan düştüğünü söyledi. Kulağından kan geldi. Babayanın o gözlüklü kızı çok kötü bir şekilde dövdüğünü görmüştüm. Ay. Ama var bir sebebim Müge Hanım. Komşusuyum. Çocukları dışarıda oynatıyorlardı ama düştüğünü görmedim. Konu Melisa'nın anlattığı gibi değil. Skuter'dan düştüğüne dair görgü şahidi yok. Sevgilisi suçu Melisa Ünal'a yıkmaya çalışsa da başarılı olamayacaktı. Bu çocuklar şiddet görüyor muydu? Annesi tarafından ya da sizin tarafınızdan? Ben elime bile vurmadım. Peki annesi şiddet uyguluyor muydu? Arada bir üzülüyor evet. Recep var ya, tam bir yalancı. O çocuğu almış, dövmüş. Hayır, kesinlikle ben o çocuğa elimi vurmadım. Ya bana şahitlik etsinler hocam, desinler, dövdü desinler, karşıma çıksınlar. Kimlerse karşıma çıksınlar. Babalık yapıyordun ya, kulağını patlatmışsın. Recep Aldemir'i komşularının yanı sıra babası da ele verdi. İddiaların odağındaki isim için çember daralıyordu. Hiç vicdan mahremet yokmuş. Ben vicdanım sızlıyor. O çocuğa yaptığı hareketi. Oğlum buradayken bile duvara vurdu, duvarın sesi buraya geldi. Bu bebek kazayla ölmemiş. Bu bebek öldürülmüş. İlk olarak küçük kızının düşerek öldüğünü söyleyen anne acı gerçeği Müge Anlı'ya açıkladı. O günde skuter olayı yoktu. Recep o güne evdeydi, hiçbir şekilde dışarı çıkmadı. Recep'in kollarından Meryem'i bayılmış bir şekilde gördü. Ne yaptı benim çocuğuma, ne yaptı? Bu kadar annesi skuterden düştü diye diyor. Hastanede bile bana zorla dedirtirdi, skuterden, bisikletten düştü diye diyeceksin. Melisa'nın açıklamalarının hemen ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Recep'i bulunduğu yerden aldı. Annesinin sevgilisi Recep Aldemir kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Şu anda Gaziantep E-Tipi kapalı cezaevi hastalığında. Şükürler olsun ya Rabbim. Hayatı andan kurtardın senin. Helal olsun Müge. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapandı. Antalya Serik'te aracıyla birlikte ortadan kayboluyor. Telefonuna da ulaşılmıyor. Hiçbir iz yok. İşte babanızın o gün kullandığı araç. Ben burada gelip geçtiğim süre 3 gün burada kaldım. Bugün kadınlara buluşacağız dedi. O hovardalık arkadaşı kimdi bunun acaba? Bekir Demiray. Kepçe operatörüydü. Başına vurarak öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Katil cani! Kasten adam öldürme suçundan tutuklandı ve Manavgat Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Tarihler 31 Mart'ı gösterirken Antalya Serik'te aracıyla birlikte kayıplara karıştı 64 yaşındaki Şükrü Güvenilir. Serik Cumali Mahallesi mevkiinde görüntülenmiş. Sonra tamam. Çıkışı görüntülenememiş. Önündeki şeyler kapalıymış, güneşleri. Bu araç da önemli çünkü siz aradık falan dediğiniz için izleyicilerimizin dikkatini çekmiş olabilir. Bir yere park edilmiştir, terk edilmiştir, atılmıştır. Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulunan aracı 7 çocuk babasının cinayete kurban gittiğini açığa çıkaracaktı. Bizi bir öğretmen beyefendi aradı. Dedi ki sizin aradığınız araç Antalya Seri'ye bağlı Orta Mahalle Karadayı yolu üzerinde bulunan bir fırının 25 metre ilerisinde. Ekip arkadaşlarımız kalktılar gittiler ve fotoğrafını çektiler aracın. İşte babanızın o gün kullandığı araç. Yanında da bunun bir arkadaşı olacak. Yani bu kim olabilir? O gün damadın oraya gelmişti. Arabanın bagajını açtı. İçki şişesi vardı. Bugün kadınlara buluşacağız dedi. Ondan sonra bir haber yok. Arkadaşına diyor ki ben akşam kadınlarla buluşacağım. Ve yok.
bir daha ortada yok. Şükrü Güvenilir ile ilgili çok iç açıcı değil yani bu durum. O hovardalık arkadaşı kimdi bunun acaba? Bekir Demiray, kepçe operatörüydü. Şükrü Güvenilir'in Bekir isimli iş arkadaşı çalışma günü olmasına rağmen hafriyat alanında değildi. Sizin çalışanınızın oturduğu ev nerede? Akçaalan Mahallesi diye biliyorum ben de herhalde Orta Mahalle diye geçiyormuş orası. Mesai günü işinde olmayan arkadaşıyla ilgili kuşku uyandıran başka bir durum daha vardı. Şükrü Güvenilir'in aracı Bekir Demiray'ın evinin arkasında bulunmuştu. 03 plakalı araç burada kaç gün kaldı? Ben burada gelip geçtiğim süre 3 gün burada kaldım. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri zanlıyla eşini gözaltına aldı. Şükrü Güvenilir'in güvenmekte hata ettiği arkadaşı emniyetteki sorgusunda işlediği cinayeti itiraf etti. 34 yaşındaki Bekir Demiray alkol aldıktan sonra Şükrü Güvenilir'in kendisine küfür ettiği gerekçesiyle başını vurarak öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Buna hak etmedi. Yani başını sağ olsun. Küfür insanla öldürülür ya. Katil Cale. Tamam. Cale. Üstede ya. Babanızın telefonunu almış karısına hediye etmiş. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklandı ve Manavgat Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Şükrü Güvenilir'i öldüren Bekir Demiray Manavgat Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Demir parmaklıklar ardına konuldu ve böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapandı. Onur Mustafa ile beraber gidiyor ve bir daha Mustafa'dan haber alınamıyor. En son zaten mesajlaşırken de gördüm. Nurten'in iki abisine teslim etmiş Mustafa'yı. Deniz ve Şurzan. Hepsi işin içinde. Hepsi teslim etmiştir. Kars'a götürüp vuracağım dediğini duydu. Öldü. İkisi de öldü. Diyor ki babam kocamı öldürdü diyor. Bu olayla herhangi bir ilgim yoktur. Yalancı. Annen de baban da tutuklandı. Amcan İbrahim Yılmaz, Oktay Yılmaz Çoban o da tutuklandı. Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na getirildiler. Nurten Yılmaz, şüpheli şekilde kaybolan çiçeği burnunda eşi Mustafa Yılmaz'ın evliliğine onay vermeyen babası tarafından öldürüldüğünü söylüyordu. Nurten kaçarak evleniyor. Evlendiği kişi Mustafa. Nurten'in babası bu evliliğe karşı çıkıyor. Sonra devreye Onur giriyor. Her ikisinin de kuzeni. Onur Mustafa ile beraber gidiyor ve bir daha Mustafa'dan haber alınamıyor. En son zaten mesajlaşırken de gördüm. Onur çağırıyor işte, kuzen gel birkaç tur atalım. Nesin onu kandırdı. Onur Mustafa'yı evet götürdü. Öldü. İkisi de öldü. Bu anda anlatılanlar dehşet verici. Damat katili olmakla suçlanan baba kızının öfkesiyle yüzleşmekten kaçındı. Diyor ki babam kocamı öldürdü diyor. Film senaryosu gibi bir cinayetten bahsediliyordu. Benim kızım galiba film çok seyretmişti. Bu olayla herhangi bir ilgim yoktur. Ya erkek gibi söyle yalancı. Cesursan adam gibi karşına çıksaydı Mustafa'nın. Bunu sen seni bana delatır mı? Kaç. Erkekler böyle kaç. İşine gelmedi değil mi? Kaç. İstemediği damadının şüpheli kaybında kayınpeder Latif Yılmaz'la birlikte eşi ve kardeşi gözaltına alındı. Babanın yaşadığı köye bir şafak operasyonu düzenlendi. Damadınızı ve yeğeninizi siz mi sakladınız? Onur'un dışına kaçırdınız mı? Hepsi biliyorlar. Ben bu zamana kadar sustum dedim. Ellerindeler çıkarırlar. Hani çıkmadı da ümitim kesildi. Elazığ Cinayet Büro Amirliği ekipleri de artık devrede. Tahminler şu, senin oğlunun yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldığı yönünde iki tetikçi daha olduğu yine değerlendirmeler arasında. Hepsi işin içinde. Hepsi teslim etmiştir. Evet, teslim etmiştir. Keşke beni öldürseydiler. Keşke beni paramparça etseydiler Mustafa. Bu istenmeyen damadın şu anda hayatta olmadığı konuşuluyor. Müge Anlı'ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sizden olmasa var ya yemin ederim ölene, giden. Gözaltındaki itiraflarla Mustafa Yılmaz'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir kuzenin itirafı var. Gerçekten Onur Mustafa'yı kandırarak evden alıyor. Nurten'in iki abisine teslim etmiş Mustafa'yı. Deniz ve Şurzan. Mustafa'nın gözlerinin bağlandığı, ellerinin bağlandığı konuşuluyor. Orada dövülmüş Mustafa. Ay, şimdi bu itirafı veren diyor ki Şurzan'ın... Mustafa için gereğini yapacağım, Kars'a götürüp vuracağım dediğini duydu. 25 günlük evlilik kana bulandı. Damadın hayatı elinden alındı. Nurten, annen de baban da tutuklandı. Amcan İbrahim Yılmaz tutuklandı. Kayıp Onur'un da kuzeni Oktay Yılmaz tutuklandı. Yenidam köyündeki çoban o da tutuklandı. Kızınıza nasıl bunu yaptınız Hanım Hanım? Evet. Çocuklarınıza nasıl yaptınız bunu Latif Bey? Evet, nasıl ya? Onur'u nereye gönderdiniz? İtiraf etmişsiniz, bir şeyler söyleyin. Nurten Yılmaz'ın babası Latif Yılmaz, annesi Hanım Ulucan, amcası İbrahim Yılmaz, kuzeni Oktay Yılmaz ve Şirzan'ın arkadaşı olarak bilinen Yenidam köyünde yaşayan Mesut Demirtaş tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na getirildiler.
Böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapandı. Melikşah isimli bir arkadaşı var. En son onunla görüşüyor. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Bizim biladerin onda alacağı vardı. Melikşah'ın arabasına biniyor. Ortadan kaybolması evet, normal değil. Hunharca öldürerek getirip buraya gömdüler. Çıkarılan kemiklerin Tekin Uğurlu'ya ait olduğu belirlendi. 2018 yılında şüpheli şekilde kayıplara karışan Tekin Uğurlu ile ilgili akıllara gelen ilk isim Melikşah isimli kadim dostuydu. Kaybolma ama çok kaçıp göçme gibi bir durumu olmadığı için aile çok endişeli. Melikşah isimli bir arkadaşı var. Yakında mı arkadaşı? 12-13 senelik arkadaşları. En son onunla görüşüyor. Onun arabasına biniyor. Bir daha kendisinden haber alınamıyor. Aynı ekmeği bölüşen iki arkadaşın arasını para meseleleri açmıştı. Bunların arasında para alışverişi var. 550 milyona yakın bizim biladerin onda alacağı vardı. Melikşah Tekin'e borçlu. Para işlemeye geliyor. Orada iki bayanlar da görüyorlar. Kapışıyorlar. Yaka paça oluyorlar. Ben sana ödeme yapacağım diyor. Bunu arabasına alıyor. Ondan sonra kayboluyor. Aracını aldıktan sonra bir daha izine rastlanmayan arkadaşının akıbeti sorulduğunda hesabımı kapattım diye yanıt vermişti Melikşah Kalkan. 5'i 17-20 geçip Melikşah'ın arabasına biniyor. Ben de dedim ki oğlum bildiğin bir şey varsa bana rahatlıkla söyleyebilirsin. Dedi 3-4 güne kadar çıkar gelir. Ondan sonrası yok zaten. 100.000 lira başkasından borç almış. Kendi arabasını satmış. Her şeyini oraya yığmış. Öyle kalmış ortada. Yani. Daha sonra da zaten borcum yok. Ben onunla zaten gereken ticaretimi kapattım falan demiş. Bu kadar iş güç yaparken her şeyde çok normalken ortadan kaybolması evet, normal değil. 2006 yılında işlenen bir başka cinayet dosyasının derinleştirilmesi sonucu Tekin Uğurlu'nun da öldürüldüğü ortaya çıktı. Hunharca öldürerek getirip buraya gömdüler amcamı. Talihsiz iş insanının cenazesine İstanbul Pendik'teki bir ormanlık alanda ulaşıldı. Cinayet itirafı üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kazı çalışması gerçekleştirdi ve arazinin 3 ayrı noktasında çıkarılan kemiklerin Tekin Uğurlu'ya ait olduğu belirlendi. Kardeşimdir dediği Tekin Uğurlu'yu öldürdüğünü itiraf eden Melikşah Kalkan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapandı.